Efendim ekonomiyle devam ediyoruz. Enflasyonla ilgili tahminler Mart'tan Temmuz'a, Ağustos'tan yıl sonuna kadar uzandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati birkaç revizeyle yıl sonunu işaret etmişti. Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs sonunu işaret etti. Ama çarşı pazarda üreticinin de tüketicinin de gücü kalmadı. Muhalefet kime dokunsa bin ah işitti. Aralık ayından itibaren her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz. Hedefimiz enflasyonu aşağı çekmektir. Attığımız, atacağımız adımlarla inşallah Mayıs'tan sonra gerilemeye de başlayacaktır. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyonun düşüşe geçeceği tarihi en son 20 gün önce Aralık olarak açıklamıştı. Enflasyondaki düşüş hedefi için bu kez yeni güncellemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Mayıs ayı sonunu işaret ederek. Halkımız müşteri olsun. Bu meselenin üstesinden geleceğiz. İnşallah Mayıs'tan sonra gerilemeye de başlayacaktır. Mayıs ayından sonra aşağıya doğru enflasyonun inmeye başladığını görüyoruz. Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan gibi Mayıs ayını işaret etmişti. Enflasyondaki düşüş için 2022 başından itibaren Mart'tan Temmuz'a, Ağustos'tan yıl sonuna kadar birçok farklı tarihi dillendirdi iktidar. Tarih sürekli değişiyor ama muhalefete göre verilen vaatler gerçekçi değil. Bugünkü enflasyonun ana sebebi Sayın Erdoğan'ın Merkez Bankası rezervlerini çarçur etmesidir. Enflasyonu asla düşüremeyecekler. Bunlar ağızlarıyla kuş tutsalar enflasyonu asla düşüremezler abi. Bitti. Onu biz düşüreceğiz. Şu ayakkabılar daha poşete açmadı mı ayakkabılar? Yenisini alamıyor. Mümkün yok. İkinci el ayakkabı yetiştiremiyorum burada vekilim. Bunlar da ikinci el ayakkabı. Ben haftada 30 tane, 40 tane ikinci el ayakkabı satarım. Her bayram birer kilo, ikişer kilo baklava, şeker alınan zamanlarda şu anda millet 50 lira kilosu olan şekeri 10 liralık 15 liralık oluyor. Kimisi de almadan geliyor. Çarşı pazarda esnaf da tüketici de kim konuşsa hepsinin derdi şikayeti ortaktı. Emeklisi, pazarcısı, esnafı alım gücü düşüklüğünden, hayat pahalılığından, giderek tırmanan enflasyondan dertli. Muhalefet bir dokundu, bina işitti bayram öncesinde. Eskiden 50 liraya geldik mi bir çantayı doldurup gidiyorduk. Şimdi 300 liraya bir çantayı doldurup ne yapalım? Meyve de yiyemiyoruz vallahi, et de yiyemiyoruz. Tavuk da falan da ondan yiyemiyoruz. Ne yapalım? Bu yıl gerçekten %200, %300 her şey zamlanıyor. Her geçen gün biz de müşteriye fiyat söylerken artık utanır çekinir hale geldik. Buranın bayram pazarı ama bayram. Normal gün gibi. 6 ay önce 450 liraya Mersin'e gidip gelen araba 1925 lira. 10 bin liraya ben bu arabayı full yükleyip geliyordum. Ben şu anda yarım kapak. Bayramın adı vardı çarşı pazarda ama ne kalabalığı ne de tadını bulamıyor vatandaş. Çiftçi gibi tüm esnaf girdi fiyatlarından şikayetçi. Pandemi girdiğinde ben kuru yemiş işini bıraktım. Biber ve domates yetiştirdim. Mazot 24'e dayanınca, gübre 900 liraya 1000 liraya çıkınca bıraktım. 3 ay içinde Türkiye'de her gün artmayan bir şey kalmadı. Tüpü 280 aldıysam bir hafta sonra tüp oldu 295 lira. Bir hafta sonra oldu 300 lira. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs'tan sonra düşecek diyor ama enflasyon düşüşe geçse bile yükselen fiyatlar, hayat pahalılığı, enflasyon eksileri inmedikçe devam edecek. Esnaf da vatandaş da bundan dert yanıyor.